Çanakkale Savaşları'nda savaşıp bir koluyla bir ayağını kaybeden Fransız generali Bridge, yurduna döndükten sonra anlattığı bir savaş hatırasında şöyle diyor. Fransızlar, Türkler gibi mert bir milletle savaştıkları için daima iftihar edebilirsiniz. Hiç unutmam, savaş sahasında dövüş bitmişti. Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk az evvel. Türk ve Fransız askerleri süngü süngüye gelip ağır zayiat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi ömrüm boyunca unutamayacağım. Yerde bir Fransız askeri yatıyor. Bir Türk askeri de kendi gömleğini yırtmış onun yaralarını sarıyor. Kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla şöyle bir konuşma yaptık. Niçin öldürmek istediğin askere yardım ediyorsun? Mecalsiz haldeki Türk askeri şu karşılığı verdi. Bu Fransız yaralanınca cebinden yaşlı bir kadın resmi çıkardı, bir şeyler söyledi. Anlamadım ama herhalde annesi olacaktı. Benimse kimsem yok. İstedim ki o kurtulsun, anasının yanına dönsün. Bu asil ve Ali Cenap duygu karşısında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu sırada emir subayım Türk askerinin yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan sızan yaşlarımın donduğunu hissettim. Çünkü Türk askerinin göğsünde bizim askerinkinden çok ağır bir süngü yarası vardı. Ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. Az sonra ikisi de öldüler. Fransız generali Bridge, Çanakkale Savaşları Komutanı.